Biz geçen derste fiilin dört kipi var dedik. Yıttıktın, dört rayı var. Dört rayı var, dört kipi var. Yıttıktın. Yani bunu unutmayın. Aşık ray, buyruk ray, şart ray, kalav ray. Yani aşık ray, açık kipi. Emir kipi, buyruk ray. Bu ikisini biz geçen derste öğrendik. Yani de şart ray, şart kipi ve istek kipini, kalavraydı. Biz bugünkü derste öğreneceğiz. Diyelim, ben bilemiyorum bu sorular gelecek mi, gelmeyecek mi ama kiplerle ilgili soru havuzunda en azından birkaç soru var kesin. Çünkü yani yıllarca biz onları ekledik ama yani size gelip gelmeyeceğini onu bir Allah bilir. Şimdi dersimizi başlayalım. Bugünkü derste şarttıray, yani kalavrayı da öğreneceğiz. Şarttıray, şart kipi. Şarttıray, kıymıldan, ıs hareketten, ıs ıski asu mümkündüğünün şartın bildiriyedir. Şart kipi hareketin uygulama şartlarını gösterir. Yani Türkçedeki gibi. Zaten Kazakçadaki ve Türkçedeki şart kipleri oluşumu çok birbirine benziyor. Mesela yetiştik şartray yetiştik sasi jurnalı yani jıktık jalganı arkalı jasaladı. Şart gibi sasi ekleri ve iyelik ekinin eklenmesiyle oluşuyor. Yani Türkçe'de de aynı. Mesela ben anlatırsam, ben gelirsem, ben oturursam, mesela sam veya ben gitsem, yani ben yazsam, yani bu sa si ekleri Türkçe içinde ve Kazakça içinde aynı. Mesela bir tal kesim won tal yık. Anladın değil mi? Bir tal kesin, bir dal kesersen, on tal yık, on dal ek. Bu da örnekler. Mesela örneğin çekimi diyelim. Men barsam, ben varırsam. Sen barsan, sen varırsan. Siz barsanız, siz varırsanız, ol varsa, o varırsa. Biz varsak, biz varırsak, sen diğer varsan da. Yani sizler varırsanız, siz diğer varsanız da. Bu nezaket şekli sizler varırsanız, onlar varsa, onlar varırsa. Yani mesela ol varsa ve olar varsa ikisi de aynı. Yine de şart draydın. Olumsuz türü yetiştikçe mami, babi ve papi bolumsuzluk jurnağı jalganı arkalı jasaladı. Şartlıraydın bolumsuz türü. Şart kipinin olumsuz hali sizin bildiğiniz artık ezberlediğiniz mami, babi ve papi olumsuz yani olumsuzluk ekleriyle eklenmesiyle oluşuyor. Mesela jel turmasa şöptün bası kıymıldamaydı. Jel turmasa. Jel yel yani rüzgar. Rüzgar durmazsa yani rüzgar veya yel olmazsa şöptün bası kıymıldamaydı. Şöp ot. Mesela bası yani üst tarafı diyelim otun başı kımıldamaz. Yani yer olmazsa ot kımıldamaz. Diyelim o şey gibi Türkçedeki şeye benziyor atasözüne. Bu Kazakça atasöz ateş olmazsa duman çıkmaz. Yani ateş olmayan yerde duman çıkmaz veya olmaz gibi. Burada önemli olanı mesela durmazsa bu şart kipinin olumsuz şekli. Olmazsa. Yine de şartray söyleminin basında yeğir sözünün kelimesi arkalı da jasaladı.
şart kipi eğer kelimesiyle de oluşur. Bu tıpkı Türkçedeki gibi. Mesela eğer yiyer Kazakçı'da. Mesela yiyer, jinalıs yirti bitsi, onda men kitaphanaga baramın. Jinalıs toplantı, jinalı toplanmak. Yiyer jinalıs yirti bitsi, yirti erken biliyorsunuz. Eğer toplantı erken biterse, onda men kitaphanaga baramın. O zaman ben kütüphaneye giderim. Yiyer onu kezdestirsen, menyen salem ait. Yiyer onu kezdestirsen, eğer onunla görüşürsen, menyen salem ait. Veya onu görürsen, menyen salem ait, benden selam söyle. Yine mana 4 yolda okuyup, yani bu 4 satır okuyalım. Bu şey, burada da şart gibi kullanılıyor. Zaten yanlarında da Türkçesi var. Atadan jaksı oğul tuğsa, jetkizede muratka. Atadan jaman oğul tuğsa, kaldıradı uyatka. Beraber okuyoruz, tercüme ediyoruz. Atadan jaksı oğul tuğsa. Burada ata, yani ana anlamı dede ama burada yani baba anlamında kullanıyor. Atadan jaksı ol tulsa. Tulsa bu şart gibi. Yani babadan jaksı iyi, babadan iyi oğlan doğarsa jetkizede muratka. Jetkizu ulaştırmak veya yetiştirmek. Yetiştirir muradına. Atadan jaman ol tulsa. Jaman kötü demek. Jaksı iyi, yakşı iyi. Jaman, yaman, kötü. Atadan jaman ol tusa, babadan kötü oğlan doğarsa kaldıradı uyatka. Yani uyat ayıp. Mesela kaldıradı uyatka, yani yüzünü yere baktırır. Ya yani bırakır. Kaldıru bırakmak. Ne yeksen sonu uğrarsın. Ne yeksen sonu uğrarsın. Bu Türkçedeki ne ekersen onu biçersin. Burada yeksen ekersen sonu uğrarsın, onu uğrarsın, onu biçersin. Zaten Türkçedeki mesela uğru, uğrak Türkçede de var. Oynap söylesen de, oylap söyle. Oynap söylesen de. Oynap söyle, yani şakalaşıp, oynayarak konuşmak. Yani şakalaşıp konuşmak. Oynap söylesen de, şakalaşıp konuşsan da, oylap söyle, düşünerek söyle. Oylav, düşünmek. Burada yani kelime oyunu da var. Oynap, oylap. Atana ne kılsan, aldına sol gelir. Atana ne kılsan, babana ne yaparsan, aldına sol gelir, önüne o gelir. Yine de tümeli yetiştiklerdi şartlara aynaldırıp yükleyiniz. Bolumsuz türde yükleyiniz. Yani bu fiilleri şart kipinde çekimde yapacağız ve olumsuz şekilde şey çekimini yapacağız. Biraz önce dediğimiz gibi şarttıraydın jurnağı sahse, yani şart kipini ekleriz sahse. Ben bir tanesini yapıyorum, diğerlerini siz yapıyorsunuz. Jabu, jab. Jabu kapatmak. Onun kökü jab. Men japsam, ben kapatsam. Sen japsan, sen kapatsan. Siz japsanız, siz kapatsanız, onlar japsa, onlar kapatsa. Biz japsak, sender japsandar. Sizler japsanızlar, onlar japsa. Şimdi bunun olumsuzu. Mesela, men japsam, yani ben kapatsam. Men jappasam, ben kapatmasam. Sen japsan, sen kapatsan. Sen kapatmasan nasıl olacak?
Men japasam. Çünkü biliyorsunuz yani bu sert olduğu için pa p ekleniyorum. Pa ekleniyorum. Men sen japasan. Siz japasanız onlar japasa. Yani aynı şekilde devam edeceksiniz. Kuterlü yani ilerlemek veya yükselmek. Aşu açmak. Işu içmek. Uyuhtav, uyumak. Yani bunun da çekimini yapıyorsunuz. Kendinizi kontrol ediyorsunuz. Ve böylece şarttıray, yani şart gibi iyice yerleşmiş olacak. Uhunuz şarttıraydı, raylı yetiştikleri tavınız. Okuyalım ve içinde şart gibi, yani şart gibindeki fiilleri bulalım. Yırtçı, bir de şart gibi ile ilgili. Yani genellikle şart kipiyle cümle iki bölümden oluşuyor. Önce şartı gösteriyor. Yani Türkçedeki gibi. Mesela sen gelirsen yani ben beklerim gibi. Önce şartı gösteriyor. İkinci bölüm ise yani o şart olduğu zaman hareketi gösteriyor. Yani Türk Kazakçada da aynı. Ve o bakımdan şart kipini bulmak çok kolay. Yani genellikle şeyin cümlenin ilk bölümünde. Yırtın kar olsa ava ayazda bulardı. Yırtın kar olsa ava ayazda bulardı. Yırtın biliyorsunuz yarın. Yarın kar olsa yağarsa yarın kar yağarsa ava hava. Ayaz, ayazdı, ayaz, ayazlı. Yarın kar yağarsa hava ayazlı olur. Yırtın, yarın. Men hat jassam, ol cevap kaytaradı. Men hat jassam, ben mektup yazarsam, jassam, bu şart gibi. Ol cevap kaytaradı. Cevap cevap demek. Ol cevap kaytaradı. O cevap yazar. Eğer ben mektup yazarsam o cevap yazar. Muallim sorasa biz cevap veririz. Muallim sorasa biz cevap veririz. Muallim sorasa öğretmen sorarsa. Sorav sormak sorasa sorarsa. Biz cevap veririz. Öğretmen sorarsa biz cevap veririz. Burada şart gibi sorarsa. Biz onu görsek aytamız. Biz onu görsek aytamız. Biz onu görürsek söyleriz. Görsek şart gibi. Sen barsan men de baramın. Sen barsan men de baramın. Sen varsan mendi ben de varırım. Barsan şart gibi. Sizler barsanızlar biz de ala ketinizdir. Sizler barsanızlar biz de ala ketinizdir. Siz varırsanız bizi de götürün. Yani biz de ala ketinizdir. Bizi de alın götürün. Yani siz varırsanız bizi de götürün. Sendir gelmesendir onlar gelsin. Sendir gelmesendir onlar gelsin. Siz gelmesendir siz gelmiyorsanız onlar gelsin, onlar gelsin. Burada gelmesendir olumsuz. Yani gelsendir olumlu, gelmesendir olumsuz. Siz gelmiyorsanız onlar gelsin. Siz şahırsanız biz baramız. Siz şahırsanız biz baramız. Siz çağırırsanız biz yani biz gideriz. Söylemde toluhtırınız. Söylemde toluhtırınız cümleyi doldurun veya tamamlayın. Ustan kelse biz sabah okuyumuz.
Osman Kelsey'ye biz sabah okuyumuz. Osman Kelsey'ye biz sabah okuyumuz, ders çalışacağız. Yemişe. Osman Kelsey'ye biz kinoga baramız. Osman gelirse biz sinemaya gideriz. Osman gelmişse men oyun oynayımın. Mesela Osman gelmese ben oyun oynayacağım. Osman gelmese men kitaphanaga baramın. Osman gelmezse ben kütüphaneye giderim. Sen aitsan ol keledi. Sen aitsan ol keledi. Sen söylersen o gelir. Aitsan şart gibi. Samat kalam birse men hat yazamın. Samat kalam birse men hat yazamın. Samat kalem verirse ben mektup yazarım. Yernar kitap vermese men kitaphanaga baramın. Yernar kitap vermese men kitaphanaga baramın. Yernar kitap vermezse ben kütüphaneye giderim. Sen görsen salem ait. Sen görsen salem ait. Sen görürsen selam söyle. Siz şahırsanız biz kelemiz. Siz şahırsanız biz kelemiz. Siz çağırırsanız biz geliriz. Yine bu metni de okuyalım. Bu metni okuyalım. Telefon men söylesin. Telefonla konuşmak. Alo. Muhtarda telefonga şakırınışı. Tıngdap durman. Muhtar, selam etsin be. Halin kalay. Sen bizden üye kelesin be. Sen şakırsan baramın. Onda sen tez kel. Jayma? Sen kelsen, biz kinoğa baramız. Biletin bolsa barayın. Kap, biletti kişi alsamşı. Kinoteatr üyüngnün kasında oy. Kazır barıp al. Jaraydı. Kel kütemin. Şimdi beraber ve tekrar okuyoruz ve tercüme ediyoruz. Muhtar bu özel isim ve erkek ismi ve telefonla konuşma. Şimdi alo muhtarda telefonga şakırınışı. Alo, muhtarı telefona çağırır mısınız? Bu biz geçen derste emir kipini öğrendik. Mesela şahırınız, çağırınız. Şahırınızı çağırır mısınız? Yani rica oluyor. Şahırınızı. Alo, muhtarı telefona çağırır mısınız? Tıngdap turmun. Dinliyorum. Muhtar, selam etsin be. Halin kalay. Merhaba muhtar. Nasılsın? Yani halin nasıl? Sen bizden üye kelesin be. Sen bizden üye kelesin be. Sen bizim eve gelir misin? Yani gelecek misin? Sen şahırsan baramın. Sen şahırsan baramın. Sen çağırırsan gelirim ya varırım. Onda sen tez gel. Onda sen tez gel. O zaman sen tez çabuk. O zaman sen çabuk gel. Jayma yani hayırdır veya niye? Sen gelsen biz kinoga baramız. Gelsen şart gibi. Sen gelirsen biz sinemaya gideriz. Gelsen. Kino sinema, biz kinoga baramız, sinemaya gideriz. Biletin bolsa barayın. Biletin bolsa barayın. Sal burada bolsa, bu da şart gibi. Biletin varsa geleyim diyor. Bolsa, biletin varsa geleyim. Kap, biletti kişi alsamşı. Keşke bileti dün alsaydım. Keşke biliyorsunuz dün. Keşke akşam. Keşke dün bilet alsaydım. Kinoteatr üyünün kasında koy. Kazır barıp al.
Kino tiyatr. Kino, sinema. Kino tiyatr, yani sinema tiyatrosu. Yani tam tercümesi ama burada sinema bina olarak. Kino tiyatr uyumunun kasında koy. Sinema evinin yanında ya. Kazır bağırıp al. Mesela kazır bağırıp al, şimdi git al. Yani nasıl sinema evinin yanında. Şimdi git al. Jaraydı. Tamam. Kiel, gel. Küçüğümün bekliyorum. Tamam, gel, bekliyorum. Yeniden kalavray. Bu dört kipin son kipi, istek kipi. Yani biz sizinle aşıkray, buyurukray, yani şartlıray da öğrendik. Yani şart kipi, emir kipi ve açık kipi öğrendik. Yani sonuncusu ve son istek kipi kalavray. Yırtıktan kalavray türü söylüyorsunun kıymıl hareketi kalavun oğan anıtasın tilek niyetin bildireni. İstek ipi konuşanın hareket istemesini niyetini bildirir. Yırtıkki g, g, k, k jurnağına tevillik jalganıp kel kumeşi yırtıkının tırkesi arkalı jasaladı. İstek kipi, Kazakça'da istek kipi iki fiilden oluşuyor. Yani manayı bildiren ana fiil ve yardımcı fiil olarak kel kelimesi kullanılıyor. Yani Türkçe'de de aynı. Mesela Türkçe'de biz ne diyoruz? Yani ben gitmek istiyorum, ben oturmak istiyorum. İki fiil. Yani ana fiil manayı bildiriyor. Yani tam manasını istiyorum. Onun yani istenmesine gösteriyor. Kazakçada da aynı. İstiyorum kelimesinin yerine kel kelimesi kullanıyor. Mesela şimdi biz ileride görürüz. Mesela menin uykum geldi. Yani benim uykum geldi. Yani şey men mesela men jazgım keledi. Ben yazmak istiyorum. Samyen oturkam keliyede. Ben oturmak istiyorum. Ana fiil ve yardımcı fiil. İstiyorum, Türkçe'de istiyorum ise Kazakça'da kel kullanıyor. Şimdi örneklerde bakalım. Menin bargım keliyede. Ben gitmek istiyorum. Senin bargın keliyede. Sen gitmek istiyorsun. Sizin bargınız keliyede. Sizlerin. Yani sizler gitmek istiyorsunuz. Onun bargısı keledi. Onlar gitmek istiyor. Bizden bargımız keledi. Biz gitmek istiyoruz. Sizlerden bargıların keledi. Sizler gitmek istiyorsunuz. Sizlerden bargılarınız keledi. Yani sizlerin nezaket şeklinde gitmek istiyorsunuz. Onlardan bargıları keledi. Onlar gitmek istiyor. Şimdi bunu yani tablo şeklinde verdim. Burada da yani biraz önce dediğimizde h, g, k ekleniyor. Ve iyilik ekir. Jıktık şalga. Mesela birinci burada da iyilik ekler. Mesela birinci, ikinci ve üçüncü şahsın iyilik ekleri. Burada da örnekler. Kumekşi yitistik. Yardımcı fiil olarak kiel dedik. Mesela kieldi. Yani biz ilerideki derslerde öğreneceğiz. Bu geçmiş zaman. Zaten geldi geçmiş zaman. Keliye de bu geniş zaman. Keli, jür. Yani kelip jür bu continuous. Yani yor. Bu şimdiki zaman. Şimdi misal örneklerde bakalım. Birinci şahısta iyelik eki me. Menin bargım keledi. Yani ben gitmek istiyorum. Menin aytkım keledi. Ben söylemek istiyorum. Menin kelgim keledi. Ben gelmek istiyorum. Menin ketkim keledi. Ben gitmek istiyorum. Şimdi dikkatini şuna çekeyim. Menin kelgim keledi.
Kilgım keliye de ana fiil gelmek, ikinci fiil keliye de isteği bildiriyor. Ben gelmek istiyorum. Ben kilgım keliye de. Senin barkın keliye de. Sen varmak istiyorsun. Senin aytkın keliye de. Sen söylemek istiyorsun. Senin kilgın keliye de. Sen gelmek istiyorsun. Senin kitkın keliye de. Sen gitmek istiyorsun. Sizden neze keçikli? Sizden bargınız keliye de. Siz varmak istiyorsunuz. Sizden aytkınız keliye de. Siz söylemek istiyorsunuz. Sizden kilginiz keliye de. Siz gelmek istiyorsunuz. Siz kitkınız keliye de. Siz gitmek istiyorsunuz. Ol üçüncü şahıs. Ol bargısı keliye de. O gitmek istiyor. Ol aytkısı keliye de. O söylemek istiyor. Ol kelgisi keliye de. Ol keti keliye de. Şimdi çoğul haline bakalım. Bizden bargımız keldi. Biz varmak istedik keldi. Bizden aytkımız keldi. Biz söylemek istedik. Bizden kelgimiz keldi. Biz gelmek istedik. Bizden kitkimiz geldi. Biz gitmek istedik. Sencerdin. Bargıların geldi. Sencerdin. Aytkıların geldi. Sencerdin. Kelgilerin geldi. Sencerdin. Kitkilerin geldi. Sizlerdin. Bu nezaket şekli. Sizler nezaket şekli. Bargılarınız geldi. Siz gitmek istediniz. Sizlerden aytkılarınız geldi. Siz söylemek istediniz. Sizlerden kelgileriniz geldi. Sizler gelmek istediniz. Sizlerden kitkileriniz geldi. Sizler gitmek istediniz. Onların bargıları geldi. Onların aytkıları geldi. Onların kelgileri geldi. Onların kepkileri geldi. Şimdi bunu örneklerde bakalım. Önce soraklarga cevap veriniz. Sorulara cevap veriniz. Cevap cevap. Sorulara cevap verelim. Mesela senin kayda bargın keliyede. Senin kayda bargın keliyede. Sen nereye gitmek istiyorsun? Mesela men Amerika'ga bargım keliyede. Men Kazakistan'a bargım keliyede. Mesela men Resiye'ye bargım keliyede. Anladınız değil mi? Ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Ben Kazakistan'a gitmek istiyorum. Mesela Resiye'ye, Rusya'ya gitmek istiyorum. Bargım keliyede. Yani bu istek gibi o bakımdan önemli. Mesela konuşmaktan normal sizi kendinizi anlatmak istediğiniz zaman veya bir şey istediğiniz zaman genellikle istek gibi kullandığı için yani konuşma dilinde çok yaygın. Senin niye ışkın geldi? Senin niye ışkın geldi? Sen ne içmek istiyorsun? Ben su ışkım geldi. Sağlam ben kola ışkım geldi. Senin tamak ışkın kele mi? Senin tamak ışkın kele mi? Sen yemek yemek istiyor musun? Ya, benim tamak ışkım keledi. Evet, ben yemek yemek istiyorum. Yemese, jok, ben tamak ışkım kelmeydi. Yemtihanda kaşan tapsırgan keledi. Yemtihanda kaşan tapsırgan keledi. İmtihanı ne zaman vermek istiyorsun? İmtihan sınav zaten imtihan. Kaşan ne zaman tapsuru vermek. Yani vermek, iade etmek. Sınavı ne zaman vermek istiyorsun? Mesela imtihanda Jel 90'da tapsırgım geliyordu. Jel 90 Aralık sınavı Aralık'ta vermek istiyorum. Üyge kaytkın kelime. Üyge
Kaytkan kelime. Kaytu dönmek. Üyüge kaytu eve dönmek. Kelime eve dönmek istiyor musun? Ya üyüge kaytkan kelime de. Evet eve dönmek istiyorum. Veya jok. Üyüge kaytkan kelmeyi de. Eve dönmek istemiyorum. Senin önün kim bolgusu kelede? Senin önün kim bolgusu kelede? Senin kardeşin kim olmak istiyor? Benim önüm pilot bolgusu kelede. Benim önüm dergir bolgusu kelede. Sağ benim önüm injiner bolgusu kelede. Yani pilot, dergir, doktor biliyorsunuz. Yani benim kardeşim pilot olmak istiyor, benim kardeşim doktor olmak istiyor. Jazda, aulda, jumus istegin keleme. Jazda, aulda, jumus istegin keleme. Yazın köyde çalışmak ister misin? Aul, köy veya memleket anlamında. Jumus, iş. Yazın memlekette veya köyde çalışmak ister misin? Jok, jazda jumus isterim kelmeydi. Yok, yazın çalışmak istemiyorum. Veya ya, aulda jumus isterim kelede. Evet, köyde çalışmak isterim. Senin dergir bolgun kelime, muhalim bolgun kelime. Senin dergir bolgun kelime, muhalim olgun keleme. Sen doktor olmak istiyor musun? Veya öğretmen olmak istiyor musun? Yani sen doktor mu olmak istiyorsun veya öğretmen mi olmak istiyorsun? Salmiyen muallim olgun kelede. Ben öğretmen olmak istiyorum. Demalsta kayda bargın kelede. Demalsta kayda bargın kelede. Demalıs biliyorsunuz tatil. Tatilde nereye gitmek istiyorsun? Mesela demalsta ben denizge bargım keledi. Mesela tatilde ben denizge gitmek istiyorum. Yende köp nüktenin ornına kajetti kalauraydın jırnaktarın koyunuz. Köp nüktenin ornına çok noktanın yani noktaların yerine gerekli istek kipinin ekine ekleyiniz. Mesela Nağmiyet'ten ауылға барғысы келіп жүр. Нағмет бұл өзел ісім, әркек ісіне. Немет? Нағметтің ауылға барғысы келіп жүр. Нағмет мемлекете кетмек істейір. Сәрсеннің өлең айтқысы келді. Сәрсен, бұл да өзел ісім, өлең шарқы айту білесін сөйлемек. Sersen şarkı söylemek istedi. Sersen'in ulen aytkısı geldi. Senin tiyatrğa barğın geldi. Senin tiyatrğa barğın geldi. Sen tiyatroya gitmek istedin. Bizden üye barğımız geldi. Biz eve gitmek istedik. Menin jawap bergim keledi. Menin jawap bergim keledi. Ben cevap vermek istiyorum. Muallimnin menin surağısı kelmeydi. Muallimnin menin surağısı kelmeydi. Öğretmen benden sormak istemiyor. Yani keledi olumlu, kelmeydi olumsuz. Öğretmen benden sormak istemiyor. Бұл мұғалімнің лекциясын тыңдағым келеді. Бұл мұғалімнің лекциясын тыңдағым келеді. Лекция бұл дәрсін бір түрі. Бұл өретменнің дәрсіні тыңдағым келеді. Динлемек істейірім. Тыңдау, динлемек. Бұл фильмді көргім келмейді. Бұл фильмді, бұл фильмі, көргім келмейді. Görmek istemiyorum. Yani izlemek istemiyorum. Bu filmi izlemek istemiyorum. Бұл мектепте оқығым келмейді. Бұл мектепте оқығым келмейді. Бұл оқылда оқымақ istemiyorum.
Ashanaga bargım keldi. Ashanaga bargım keldi. Ashana yemekhane. Yemekhaneye gitmek istiyorum. Menin kazır tamak ışkım keledi. Menin kazır tamak ışkım keledi. Ben şimdi yemek yemek istiyorum. Men muallim bolgum kelmeydi. Men dergir bolgum keledi. Men muallim bolgum kelmeydi. Men dergir bolgum keledi. Ben öğretmen olmak istemiyorum. Ben doktor olmak istiyorum. Şimdi bununla bizim fillerin kipleri bitti. Sistemdeki ders kitaptan da çalışıyorsunuz. Orada işte 6. 7. ve 8. konular şey o eczanede, hastanede orada diyaloglar. Şimdi bu metinlerle ilgili biz önce insan organlarını öğreneceğiz ve metin okuyacağız. Çünkü orada örnek üzerine gitti ama şey yok. Yani baştan aşağıya insan organları yok. Onu şimdi biz başlayalım. Yapabildiğimiz kadar sonra önümüzdeki derste devam edeceğiz. Adamın dini müşeleri. İnsan organları. Adam, zaten adam, insan. Dini, beden demek. Müşe, dini müşesi dediğiniz zaman yani organ anlamına geliyor ama müşe kelimenin üye anlamı da var. Mesela komisyon müşesi, komisyon üyesi. Ama dini müşesi dediğiniz zaman organ anlamına geliyor. Burada da siz resim görüyorsunuz ve mesela organların yanında rakamlar ve karşısında tabloda onun Kazakçası yanında da Türkçesi vermiş. Şimdi beraber okuyalım. Birinci bas. Birinci bas. No, bas. Bas Türkçesi baş zaten. İkinci kuz. İkinci kuz. Murun. Üçüncü murun. Dördüncü ağız. Ağız. Ağız Türkçesi ağız zaten. Beşinci kulak. 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 Altıncı moyun. Bu moyun. Moyun. Boyun. Bu arkası. Arka. Sırt. Arkası sırtı. Kokorek. Sekizinci kokorek. Kokorek göz. Tozunşu bel. 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 Onunşu bilek. Bilek. Bilek yani. 11. sausak. Sausak. Sausak parmak demek. 12. Kol. Bu kol. Kol el demek. Tize. Bu tize. Tize diz. Baltır. Baltır. Baldır. Ayak. Ayak. 16. Taban. Taban. Taban zaten. Yendi. Metinde okuyun. Organlarla ilgili bir metin. Okuyalım. Adamın dini müşelerine adamın dini müşelerine yani insan organları bas, moyun, kol, ayak, tizye, şıntak,
Sausak, kevde, karın, ıyık jatadı. Bunu adamın kankası değildi. Buna insan iskelet deniyor. Adamın bas müşesinde bet, göz, kulak, murun, ağız, manday, iyek, samay, kas, yerin, tiz, tangday, siyahtı müşeler ornalaskan. Adamdar baspen oylaydı, gözben koredi, murunmen demaladı, kulakpen istiydi, ağızben tamaktanadı, ayakpen jüriyedi, kolmen ustaydı. Bulardın bəri közben körüge bolatın müşeler. Közben körüge bolmaytın müşeler de bar. Olardı dərgerler jaqsı biledi. Olarga jürek, asqazan, ökpe, büyrek, bağır jatadı. Дене мүшелерін таза ұстау керек. Беті қолды сабынмен жуып, тісті тіс щеткасымен тазалап отыру керек. Шашты шампуньмен жуып тұру керек. Arkadaşlar bizim 3 dakikamız kaldı. Önümüzdeki derste bunu tekrar okuyup tercüme edeceğiz. Ama diyelim yüzde 50 %60'ını anladınız. Bu insan organlarından bahsediyor. İnsanın yani yüz organında hangi yani ne var mesela? Göz, kulak, burun, ağız ondan bahsediyor. Bir de burada mesela adamdar baspien oylaydı. Bas baş, oylau düşünmek. İnsanlar başla düşünür. Gözben körede, gözle görür. Murunmen demaladı, burunla nefes alır, demalu nefes almak, kulakpen yestidi, kulakla duyar vesaire. Ve şey bu gözle görünür, közben körüge bolatın müşeler, bu gözle görünür organlar, közben körüge bolmaytın müşeler de var, gözle görünmeyen organlar da var. Ve sonra o organlardan bahsediyor. Bunu biz önümüzdeki derste okuyup tercüme edeceğiz. Bundan devam edeceğiz. Şimdi sorularınız varsa alayım. Arkadaşlar okul nerede olmasına değil, sizin isteğinize bağlı. Yani diyelim Kazakistan'da da yani okuyan ve Kazakça öğrenmeyen, öğrenemeyen var. Aynı şekilde mesela Türkiye için de geçerli. O her şey insana bağlı. İnsan isterse Çince'yi de sözlükten öğrenir. Arkadaşlar ben size mesela geçen de demiştim mesela soru olacak ve 5 şık olacak onun doğrusunu seçeceğiz. Mesela bugün biz diyelim istek gibi mi öğrendik? Mesela diyelim Magan kitap bir. Bu hangi kipte diye aşağıdaki kipler olacak. Siz diyeceksiniz mesela orada şart kipi, emir kipi, bilmem açık kipi falan. Mesela Magan kitap bir bu. Şey emir gibi falan onu şıklayacağız. O şekilde olacak. Zaten Kazak dili için aynı, bütün dersler için standart aynı. Soru ve 5 şık. Onun doğrusu seçeceksiniz. Zaten sizin işinizi kolaylaştıran budur. Arkadaşlar ben size yine de diyorum. Yani
Evet, soruları biz hazırladık. Yıllarca yani hazırlanan sorular ve her sene eklenen sorular ve şu an diyorum ki havuzda en azından 100 soru vardır. Ama o sorulardan size hangisi gelir, ne zaman hangisi gelir ben bilemem. Ama diyelim kiplerle ilgili en azından benim bildiğim yani 4, 5, 6 soru vardır. O size gelir mi gelmez mi onu ben bilemiyorum. Gelse de hangisi gelir aynı şekilde bilemiyorum. O, çünkü onu sistem yapıyor. Anlamadım bir dönemde nasıl olacak? Arkadaşlar size sözlüğe gerek yok. Zaten siz sınavda sadece şeyden sorumlusunuz. Çünkü sözlüğe bakacağım diye zaman kaybedebilirsiniz. Siz sadece bu sunumlardan ve sistemdeki ders kitaptan sorumlusunuz. Böyle de siz yani sınavdan önce sistemdeki ders kitap metinleri ve ortağın mesela şeyler var. Şimdi şeyler de başladı. Yani renkler falan. Başka ne var? O işte uzun boylu, kısa boylu. Onlar diyelim en az 3 kere okursanız ve bazı şeyleri ezberlerseniz aynı şekilde sunumları gözden geçirirseniz geçersiniz. Sorular yarı Türkçe, yarı Kazakça. Hıyman. Anlamadım. Ben bu şey... siz isterseniz bu şey... Hoşumun. Burada önemli olan şey. Hoşumun. Siz bu soruyu benim mailime yazar mısınız? Anlamadım ne sormak istediniz. Pratik yapmak için önemli olanı sizi dinlemeniz ve aynı şeyi yapabilmeniz. Zaten onun için ben size derste 2 defa okuyorum size cümleyi. Dinliyorsunuz, ikinci defa benimle birlikte okumaya çalışıyorsunuz diye. Bir de ben size kaynaklarda audio şeyler verdim. Kaynaklar. Oradan da biraz çalışabilirsiniz. Ama pratik yapmak için en iyisi bir Kazak bulacaksınız. Mesela büyük şehirlerde zaten Kazaklar çok diyelim. Yani üniversitede falan. Yani İstanbul'da, Ankara'da, bilmem Kayseri'de Kazak bulmak. Yani bir Antalya'da Kazak bulmak pek problem değil. Yeter ki siz isteyin. Vizede de, finalde de yani şey karışık. Kazakça ve Türkçe karışık. Dersimiz bitti, evet. İsteyen çıkabilir. Yok zorluk katsayı sistem hala yani o kadar gelişmemiş katsayılarla. Ya ama yani katsayılar belirlenirse öğrenciler için daha zor olacak. Çünkü yani diyelim ağır sorular daha ağırlıklı olduğu için yani bence belirlenmesi daha iyi. Şey, dördü bir anda geleceğini hiç sanmıyorum. Çünkü sonuçta sistem de diyelim, sistem de akıllı. O da şey, sorular çünkü yani konuya bağlı oluyor. Veya derse bağlı oluyor. Onun için yani aynı 4 soruyu bir anda vermez kesindir. Ben genellikle bana gelen cevaplara yazdım ama siz bana tekrar yazın.
Şeyde Antalya'da zaten Kazakistan konsolosluğu da var. Orada şey yani 365 gün Kazaklar vardır. Şunu diyeyim yani genellikle Kazakistan'a giden erkeklerin neredeyse yarısı oradan evlenip geliyor. Arkadaşlar, suratlarınız bolmazsa şart gibi yine de yani sorularınız yoksa Koris Gençi'ye sağ bolunuz. Koris Gençi'ye sağ bolunuz. Yani görüşürüz.